Merhaba, ben fizyoterapist Berkay Yılmaz. Parkinson hastalığı, beyindeki substantia nigra'da verilen, derin yerleşimli yapılarda yer alan çekirdeklerde, sinirler arası iletiği sağlayan dopamin adı verilen kimyasalı üreten, sinir hücrelerinin hasara uğrayarak yıllar içinde sayılarının giderek azalması sonucu ortaya çıkar. Bu hücrelerde yaklaşık %80 azalma oluştuğunda hastalığın belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Görünüşte söz konusu hücrelerde hasara yol açan nedenler, kesin olarak bilinmemekle birlikte Parkinson hastalığında genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin rolü daha ön plana çıkmaktadır. Peki belirtileri nelerdir? Parkinson hastalarının büyük çoğunluğunda hasta ve ailesinin dikkatini çeken ilk belirti, heyecan ya da stresin tetiklediği gelip geçici olabilen, bir el parmağında veya elde ortaya çıkan dinlenme halindeyken gelen titremedir. Bazen hastanın yüzünde donuk bir ifade gelişebilir. Hastaların hemen tümünde belirtiler tek bir beden yarısında ortaya çıkar ve zamanla daha hafif olmak üzere karşı beden yarısında da kendini gösterebilir. Parkinson, hareketlerin yavaşlaması, istirahat halinde ortaya çıkan kol ve bacaklarda titremeler, kaslarda katılık ve sertlik, duruş bozukluğu ile seyreden ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Bu şikayetlerin yanı sıra diğer birçok sisteme ait ilave bulgularda görülebilir. Bazen festinasyon denilen hızlı ama sonlandırılamayan formda bir yürüyüş ortaya çıkar. Bu belirtilerin en önemlisi hareketlerin yavaşlamasıdır. Bununla ilgili olarak hastanın yürümesi de etkilenir. Yürürken etkilenen tarafta kol daha az sallanmakta, küçük adımlarla daha yavaş yürüme görülmektedir. Aynı bulgular yüzde olduğunda mimik hareketlerinin ve ifadelerin azaldığı donuk yüz görünümü ortaya çıkar. Titremeler özellikle hasta istirahat durumundayken en sık ellerde, daha zor anlarda ise ayaklar, çene ve dudaklarda görülmektedir. Parkinson hastalığının çok önemli belirtisi olan titreme her hastada görülmeyebilir. Hastalık ilerledikçe vücut postüründe öne ve yanlara doğru eğilme ortaya çıkabilir. Donma diye isimlendiren harekete başlamada zorluk, unutkanlık, kabızlık, ürolojik belirtiler, uyku ve psikiyatrik bozukluklar ortaya çıkabilir. Uyku bozuklukları hastaların çoğunda görülür. Parkinson hastalarında fizik tedavi ve rehabilitasyon çok önemlidir. Bu hastalarda fiziksel egzersiz alışkanlığının kazandırılmasına dikkat edilmeli. Hastalarda dik duruşu sağlayacak egzersizlere önem verilmelidir. Rehabilitasyonda diğer bir amaç ise kas iskelet ve kalp akciğer sistemlerine ait gelişebilecek komplikasyonları önlemeye yönelik olmalıdır. Hastalarda özellikle postural duruş düşmeyi önleyeceğinden dönerken geniş bir açıklıkla dönme öğretilmelidir. Parkinson'da gevşeme egzersizleri, eklem hareket açığı egzersizleri, aerobik egzersizler, soldum egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, denge ve koordinasyon egzersizleri, iş ve uğraşı terapisi, dans uygulamaları, yürüme egzersizleri, engel aşma egzersizleri, yerinde dönme egzersizleri, dik duruş egzersizleri yaptırılmalıdır. Gevşeme egzersizleriyle kaslardaki sertliklerde azalma sağlandıktan sonra rehabilitasyon programında daha iyi ilerlemeler kaydedilecektir. Bu hastalarda fizik aktivitedeki azalmanın önüne geçmek için fiziksel egzersizlerin yapma alışkanlığının kazandırılmasına özen gösterilmelidir. Hastalarda dik duruş sağlayacak egzersizlere önem verilmelidir.